Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda çok enteresan bir videoyla beraberim. Ben an itibariyle askere gidiyorum. Bedelli gidiyorum arkadaşlar ben. Bir takım arkadaşlar gibi yalan söylemeyeceğim yani, ben bedelli gidiyorum. O yüzden öyle şanlı şerefli editler yapmak bence doğru olmaz. 8 Şubat'ta askere gidiyorum. Şimdi ben çürük alıyordum az daha. Onunla ilgili bir hikayem var. Bu süreç nasıl gelişti, onunla ilgili bayağı bir şey anlatacağım. Asker malzemecisine gideceğiz bugün, oradan bir şeyler alacağız. Daha sonra Ömer'le buluşacağız. Ömer'in çünkü çok komik bir askerlik anısı. Askerlik anısı denmez bedellide yaşanana da. Ömer'in başına gelen bir olay var askerde. O bayağı bir komik. Onu anlatacak ve bana akıl verecek, şöyle yap böyle yap diye. Bu videonun da asıl atılma amacı, şimdi bir ay boyunca ben hiçbir yoruma bakamayacağım, story atamayacağım, hiçbir şey yapamayacağım. Neredeyim diye merak edilecek. YouTube videosunu izleyen herkes Instagram'dan benim attığım story'yi askere gittiğimden haberdar olmayacak için böyle bir video çekeyim de anlatayım durumu dedim. Önümüzdeki bir ay boyunca benim stoktaki videolarım yayına girecek. Ben yorumları falan göremeyeceğim, haberiniz olsun. Şimdi ufaktan bir yola çıkalım asker malzemecisine doğru. Ondan sonra süreci anlatmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durumla ben karşılaştım. Arabada da böyle giderken çekince aklıma hep şey geliyor. Yani et çok lezzetli. Şurada bakalım kaç parayı almışız. 12 dolar. 12.89. Ben vizeye başvurdum. Schengen'e başvurdum. Çünkü yeter artık yani. Tamam, Uzak Doğu, Japonya falan, Tayland, Maynat iyi güzel de yeter abi yani. Birazcık da muasır medeniyetler seviyesinde şehirlere gidelim, ülkeleri gezelim istediğim için bir Schengen'e başvurdum. Çıkmaz diye düşünüyordum ben. Birincisi bu. İkincisi de askerliğim 8 Şubat'a çıkmaz diye düşünüyordum. Vize çıktı. Aynı gün askerlik açıklandı. Hay Allah kahretsin şansımı. Yani vizeyi vermişler 10 Mart'a kadar. Askerlikten de dönüyorum 8 Mart'ta mı ne? Ulan nasıl olacak bu iş? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Hal öyle olunca ben yarından sonra falan gidiyorum Fransa'ya. Şansıma ucuza bulabildim uçak biletini. Fransa'ya gidiyorum. 2 gün Fransa'da kalıyorum. Akabinde Belçika'ya geçiyorum. Eğer olabilirse, tutturabilirsek Belçika'da şatoda yaşayan bir takipçimle tanıştım. Onun videosunu çekeceğiz. Oradan da Hollanda'ya, Amsterdam'a. Askerlikten bir gün ya da 2 gün önce falan da dönüyorum. Oradan da askere gidiyorum. Yurt dışında bayağı bir video stoklayacağım. Aklımda bayağı bir video var. Onları çekeceğim. Ben askerdeyken onlar yayınlanacak. Askerden döndüğüm zaman da tekrardan canlı yayınlara, yorumlara cevap vermeye, story atmaya falan filana başlayabilir vaziyette olacağım. Durum bu şekilde. Çok sıkışık her şey. İnanılmaz sıkışık. Neyin ne olduğu belli değil. Ve tahmin edersiniz ki yani ben durumu çok varlıklı bir insan olmadığım için Fransa'da mesela bir ev buldum. Otel de denebilir aslında. Araba kadar. Nerede yatacağım, uyuyacağım bilmiyorum. Küçücük bir şey buldum. Hollanda'da Allah'tan yani eş, dost, arkadaş falan var. Orada biraz daha rahat. Ama genel olarak pahalı. Ha, Tayland'a yarısını vereceğime iki katını oraya veririm, daha iyi. O da ayrı yani. Çünkü Tayland'da yarısını gene pahalı. O da ucuz değil. Orada gene kayda değer bir para veriyorsun. Ben s**yor. Değmiyor. Bok kokmuyor en azından. Şimdi Eminönü kaosunda, cümbüşünde park yeri bulacağız bakalım. İnşallah bulabiliriz yani. Bugün aslında cumartesi yani. Umuyorum ki bugün bir park yeri nasip olacak bize. Oğlum niye böyle kötü kötü bırakıyorsunuz arabayı? Ya taraf otopark. Ama... Otopark mı bu? Asansör değil mi bu? Aynen. Çok acayipmiş. Asansörlü otopark ilk defa görüyorum lan. Evet, araba bu asansörle aşağı inecekmiş. Hayatımda ilk defa gördüm böyle bir şey. Yani yıllardır da burada yaşıyorum aslında ama hiç ilk defa gördüm. Gel kamera arkası. Evet arkadaşlar geldik. Bayağı büyük bir yer. Şimdi galiba bu don zorunluymuş. Öyle bir şey duydum. Doğru mu hocam? Yok yani. Değil mi? İş şamaşırın normal olabilir. Ben bu donu beğendim ama. Al o zaman, ne diyeyim. Bu donlar güzel. Abi en büyük boy en kaç büyük var? Boy... Benim şu an kıçımdaki 3X large. Abi güzelmiş. Deneyim mi bir? Sanki bana 4 lazım gibi. Var mı ki? 4 de var. Abi ben 4 alayım bir. Tamam. 5X bu. Bu olur artık. 6X large adamın zaten ne işi var askerde. Tamam bu olur ya. Tamam yeter abi. Elbisenin üzerine giyelim. Aynen bu olur. Bundan kaç tane alsam? En az 4 tane al bunu. Başka don ne yaptık? Don kaç tane olsun? Don da olsun. Aynı sayıda. Aynı olsun. Bu bana olur mu abi ya? Bu bana olmaz. Oturur yani, sıkar. Çok sıkar. O zaman sana... Bu var, kısır bırakır beni. Baksır vereyim o zaman. Asker donuna sığmadım ben yani. Öyle mi oldu şimdi? Kamuflaj kendimiz götürebiliyoruz mu böyle? Hayır. Şu büyüğünü al, içten al bulunsun. Bu olur gibi abi. Öteki olmaz gibi geliyor da bu eski mi? Ama banyoya gideceğin zaman çamaşırlarını koyuyorsun. Ha bununla mı? Yani poşet böyle... olmaz mı? Yok poşet. Kokar. Şey. Bir tane kirli bir tane temiz mi olacak? Bu nasıl olacak? Ha siyah beyaz. Evet. Ha güzel. Bu arada çamaşır makinesine böyle atıyorsun. Atabilirsin yani. Ha. Herkesin gibi bir atıldığı için karışmaması için anladın mı? Şuna da ismini yazacaksın silinmez kalemle. Ha. Bak gördün mü? Ya cüzdanla rahat eder miyiz ya? Cüzdan eder. Şurada cüzdan
Bunu böyle takıp geziyor muyuz hocam? Aynen. Çok da rahatsız etmedi aslında. Cüzdan aldık bir tane de. Bu ne abi, şey mi? Şu ayaklarda yara olmasın diye mi? Talk pudrası. Ömer diyordu talk 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 diye. Feride talk pudrası. Bu ne kadar abi? Bu hem ayağa hem bacak arasına falan değil mi? Tabii. Vücut büyük olduğundan ya, iki tane alalım. Abi şimdi orası çok soğukmuş bana. Çok kalın çorap ver bana. Şundan alayım mı? Onlardan biraz alırsan kalınlardan bir iki tane alırsın. Bunlardan iki giyebilirsin. Çok soğuk olursa, ama onlar çok iyi. Ondan bir tanesi kurtarır mı? Yok, iki tane alman lazım, yetmez. Yok öyle değil. Bir tane giydim, sıcak tutar tabii mı bu? Tabii yeter bu. Aynen. Ne bu, yün mü bu? Yün, karışık. İki çorap yetecek mi bize ya o süreçte? Hayır, iki çorap değil canım yani, sen alacaksın. Ya bundan alacaksın. Sen çorabı falan... Bak bundan alalım. İki tane al, bunlardan bolca al. Öyle mi diyorsun? Bunlardan kalın iki kat üst üste giyeceğim. 10 tane yeter. Not defteri. Not defterini ne yapacağız? Buraya arkaya telefon, adres, önüne bilgiler var. Şafak çizersin. Günlerini işaretlersin. Şafağı çizmeye gerek var mı abi 30 günde? Tamam, şurada. Buna gerek o yok ya. Değil, ben hiç yapmam çünkü böyle evet. Şeyleri. Şehirler arası telefon kod numaraları varmış bak. Evet. Kahramanmaraş 344. Kars 474. Yani ankesörlü telefon kullanıldığı dönemlerde askerlerin çok ihtiyacı olan bir şey. Mantıklı, ankesörlü evet. Telefonda beklediği dönemler vardı ya askerlerin. Doğru. Sonra sonra da herkes bilmez. Yani. Komutana da soramazsın. Komutanım Gümüşhane alan kodu neydi? Muhtemelen soramazsın. Sorsan da çok naif bir şekilde bilmiyorum der muhtemelen. Naif bir şekilde. Bu ne abi? O da ayakkabı boyası. Bir tane tıraş çantası vereceğim. Tıraş malzemeler kuman için. Bunu mu taşıyacağız? Uğraşılır mı bunda? Taşıyacaksın dedin yani, sabah kalkacağım bunu tıraş olacağım, bırakacaksın dolabına. İşte jilet ve kremi alıp gitsem olmuyor mu yani? Olmaz öyle. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bu kulak tıkacı muhabbeti hiç bununla daha kötü uyuyorum yani. Evet ya. Boş. Horlama daha iyi benim için bundan. Bu ne abi, ayakkabının arkasına mı? Evet, batka evet. Bu biraz fazla yumuşak değil mi ya? Yumuşak olacak. Senin 45 mi? 46 ama 47 de olsa iyi yani, olur yani. Bu doldurmak şey. İçin mi ne için? Bu da vurursa yani, vurmayabilir ayağında rahatsız olanla falan. Bunu Ömer de al dediydi, vurmuş ayağına. Sen yurt dışına gittiğin zaman da yürüdün, o kadar ayağın şey oldu, stopladı. Sen evet. Belli ki narin. Hassas bir ayağın var evet, evet doğru. Abi boyunluk var mı? Bir boyunluk versene, ben çok üşüyorum ya. Abi sana bere. Bu ısıtır mı bizi? Soğuk yere gideceksin. Bere takmayı da bilmiyorum ben var ya. Boyunluktan. Bir tane yeter ya. İki tane versene sen bu. Ama bunu çok şey yapmaman lazım yani, göstermeyeceğim öyle çok fazla. Öyle mi? Hayır, kalacak boyunluğun. Takamadım. Tamam, güzel oldu, tamam. Bu mu? Zaten şimdi şöyle yapabiliriz. Parka da şimdi şuraya kadar geliyor. Üzerine öyle diyorsun. Parkın yani şey. Bu da siyah ama. Güzel, tamam. Eldivenden de bir tane daha. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Sana orada eşofman takımı da verecekler. Serbest bir zamanın da yani, böyle akşam içtimadan sonra arkadaşlarınızla birlikte devredenlere çay içeceksin. Ha. Eşofmanların ne olacaksın? Spor ayakkabıların ne olacaksın? Herkes aynı eşofmanı falan giyiyor yani. Takım verecekler çok sana. Çok güzel. Olur. Öyle olduğu günlerde siyahı. Olur, o günde onu takarım. Boya almayacağız. Ayakkabı boyası almayacak mısın? Alayım mı? Neden almayacaksın? Tavla alacaksın. Gerek ihtiyaç, bilmiyorum ki. Almalı mıyım? Ayakkabını boyamayacak mısın? Hiç boyamadım hayatımda. Boyamalı mıyım yani? Boyayacaksın tabii canım ayakkabını. Öyle mi diyorsun? Al abi. Yastık kılıfı. Havlu. Ha doğru, kendi kılıfımız lazım değil mi? Bu olmalı galiba. Kendi evindeki siyah şeyi yani götürür. Yani götürme. Ziyan olur. Değil mi? Kan taşı var mı? Kan taşı yok. Ne yapacağım kan taşını? Kesersen yanlışlıkla sivilceği mivilceği kanıyor ya. Onu koyduğun zaman kanı durdurur kan taşı. Başka bir şey kaldı mı ya? Daha başka ne yapacağız? Eşlik vereceğim. Ha. Aa böyle bir tane eşlik alacağım. Yeni geldi. Fanileyi giyeceğim. Üstüne bunu giyeceğim. Üstüne parkayı mı giyeceğim? Atleti giyeceksin zaten. Bu da artık bu duruma göre. Bu çok soğuk olursa bu. Çok soğuk diyorlar. İki dağın arasında diyorlar. Ya sen onun içine gireceksin mi ya? Vallahi bilmiyorum. Bence sen onun içine girmeyecektin. Ya esniyor. Yok ya, esniyor, girecek. Tamam. Bunlar daha farklı, tamam. Gördün mü? Bu iyice çok bu, soğuk olduğunda bu hocam. Aynen iyi. Tamam, bu iyi. Bundan bir tane alayım. Bunlar bir şey gibi oluyor yani. Bu bayağı esniyor ya, bu güzel. Tamam. Geri kalanları Ömer söyleyecek arkadaşlar. Aynen. Kendisi çünkü yaşadı, bayağı problem yaşadı, hepsini anlatacak. O zaman şey yapalım, ödeyelim gidelim. Askerlik alışverişimizin büyük kısmını tamamladık. Geriye artık işte diş fırçası zaten almam, evdekini götürürüm. Diş macunu almam, evdekini götürürüm. Jilet var evde. Ne kaldı zaten başka ya? Bitti diyelim. Tavsiye artık... kaldı sana bolca galiba. Aynen. Bol bol askerlik, bedelli askerlik tecrübesine dayalı tavsiye almaya. Şimdi Ömer'e doğru gidiyoruz. Fakat Ömer uyanmadı. Cumartesi günü sabahın 9'unda. Önce bir gideriz bir yerlerde börek yeriz. Mideleri yakarız. Ondan sonra Ömer hocayla tavsiyeleri alırız. Ben de o arada şu çürüğü anlatayım bari. Şimdi beni eskilerden beri izleyenler varsa aranızda belki biliyorsunuzdur. Bende romatizmanın bir türü olan ankilozan spondilit diye bir hastalık çeşidi. Acayip bir şey. Lejyoner hastalığı. Şimdi hastalığın detayına çok fazla girmemekle birlikte bu vücudu bok ediyor. Aslında bir 40 yaşında falan ben yaptım.
yedim yani. 50 yaşında falan aşağı yukarı. Ben mahvolmuş olacağım. Tedavi olmazsam ve olmuyorum da. Göz göre göre bu hastalıkla mücadele etmiyor. Aktif olduğu zamanlar oluyor, pasif olduğu zamanlar oluyor. Ben de 17 yaşında başladı ve aktifti. Çok uzun süre boyunca aktif kaldı. Sonsuz bir ağrı, sonsuz acı, eziyet, tutulma, hareketlerde kapasite düşüşü falan böyle belirtileri oluyor. Kemiğin iliğinde iltihaplanmayla başlayıp onun yayılması. Allah belasını versin, iğrenç bir şey. Hep de diyorlardı sen romatizmadan çürük alırsın, alırsın, alırsın diye. Doktor tanıdıklar falan da diyordu. Ben de tamam diyordum. Sonra ben tecili bozdurup askerlik başvurusunu yapınca aile hekimine sağlık raporu almaya gittim. Ona dedim romatizmam var. O da dahiliyeye yolladı. Şimdi romatizma da Türkiye'de çok fazla insanda olmasına rağmen çok da az uzman doktora sahip bir yer. Bak araba sallıyor. Bak 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 ne biçim sallıyor. Arka poşete baksana. Poşet ne hale geldi? Arkadaşlar eğer görüntü sallanıyorsa yapacak bir şey yok, araba sallanıyor. Dolmuş gibi, dolmuş vitesi böyle oynar ya, aynı onun gibi sallanıyor araba. Bu videoda araba bozulabilir bu arada. Birkaç gündür sallanıyor böyle, gitmedim sanayiye. Videoda canlı canlı bozulabilir. Bu ne oğlum? Arabayı paramparça ettiler. Çıkma parçacıya geldik sanki. Arabanın organ bağışı yapılıyor. Yani romatizma doktoru bulmak çok zordur. Randevu bulmak özellikle. Zaten az doktor ve poliklinik olduğu için, hasta da çok olduğu için çok yaygın şekilde kullanılıyor. Aynı cildiye gibi. Ülkenin sorunlarına daha fazla girmek istemiyorum. Doktor bulamadım uzun bir süre. Güç bela buldum, yönlendirildim. Ondan sonra aman ya Rabbi, o kadar fazla tetkik istedi ki. Yaklaşık 18 tüp kan, birkaç defa idrar. Niye anlamadım onu tam. Bir idrar kurtarmadı. Işık mışık yok mu lan burada? Bayağı bir idrar verdim. Röntgen çekildi. Röntgen yetmedi. İlaçlı MR. Normal MR değil. O da yetmedi. Sintigrafi istendi. Sintigrafi de ne oluyor? Damardan sana radyasyon veriyorlar. Ondan sonra başka yaklaşık 40 tane amca ve teyzeye radyasyon verdikleri bir odaya girmeni istiyorlar. Oraya girmezsen dışarı çıkabilirsin diyorlar. Ben dedim ki odaya bakacağım. Gittim odaya baktım. 40 tane radyasyonlu amca. İçerisi iyonize koyayım. İçerisi Çernobil'in kapatılmış kurşunla kaplanmış odası gibi. Ben dedim burada durmayayım, dışarı çıkayım. Dışarı çıkarken kızdı bana. Ya içeri gir ya dışarı çık dedi. Dedim hocam içeri nasıl gireyim? İçerinin halini gibi parlıyor dedim içerisi. Yeşil parlıyor dedim içerisi. Çık dedi Ozan, girme. Çıktım. Ondan sonra giriyorsun, bir tane makine. PT makinesi mi? Bir şey makinesi. Tam adını hatırlamıyorum. Çok acayip bir makine. Bir yarım saat onun içinde böyle etrafında dönüyor bir şeyler. Böyle ekrandan gösteriyor. Taklarımdan başladı makine ölçmeye. İnsan haritası çıkarıyor görüntüde. Taklarımdan itibaren siyah siyah noktacıklar böyle etrafta vücuduma dolmaya başladı. Bütün radyasyonun yayılımını izledik galiba orada, bilmiyorum ne oldu. Ha tabii bunlar bir günde, bir iki günde, bir haftada falan olmuyor. Bunlar çok uzun sürede oldu. Aşağı yukarı 3 ay falan ben bunlarla uğraştım. Randevu bul. Randevu bulmak zaten en büyük problem, ya da bulduğun randevu ileri tarihe oluyor. Gidiyorsun bir gün doktor yok. Öteki gün gidiyorsun doktor var ama o gün test alınmıyor. Bir şeyler bozulmuş falan filan olunca en az 3-4 ay uğraştım. O arada henüz parayı da yatırmamıştık. Sonuç bekleniyordu. Çürük olup olmayacağı. O arada zam geldi. 50.000'den 103.000'e çıktı tetkiklerim yapılırken. Neyse bütün sonuçlar güç bela toplandı hocam. Sonuç ben askerliğe elverişli çıktım. Benim hastalık pasif duruma geçmiş. Durmuş. İyileşmemişim de canlı değilmiş. Hani dedim ya aktif hali var bir de pasif hali var. Alevlenme dönemi diyorlar galiba ona. Benimki pasif halde. E a**dumun çocuğu sen 6 yıldır bana çektir eziyeti. Son yıl pasifleş. Uğursuz. İyi dedim, yapacak bir şey yok. Ben zaten beklemiyordum çürük çıkmasın dedim. Dedim ne yapacağım? Dedi gideceksin askere. Dedim tamam, verin raporu da gideyim vereyim şeye, şubeye. Askerliğe elverişli raporumu aldım. Gittim başvuruyu tamamladım. Parayı yatırdım. Geçen yıl falandı ama. Daha yeni açıklandı sınıflandırma sonucu. Şubat'ta gidiyorum. Süreç bu şekilde. Çürük kolay kolay vermiyorlar arkadaşlar. Onu bilin yani, öyle benim ne bileyim kronik öksürüğüm var. Benim başım ağrıyor. Bu tip şeylerden vallahi hiç acımıyorlar. Benim mesela belki şu an hastalık tekrar başladı. Bilinmiyor. Geçen yıl verdiler raporu. Askerliğe elverişli raporunu. Bitti. Aradan bir yıl geçti. Belki hastalandım tekrar a**ayım. Belki başladı, bilmiyoruz yani. Öyle o anda ne çıkarsa ona göre veriyor. Kilo alıp da çürük raporu almaya çalışan arkadaşları görüyorum. Ya da kilo vermeyi bekletenleri görüyorum. Arkadaşlar değmez. Gidin yapın a**ayım. Bunu vücuda bu zararı vermeye değmez. Benim bir arkadaş bidon gibi oldu. Sana yemin ediyorum 170 kilo oldu çocuk. Ben çürük alacağım diye. Nefes alamıyordu a**ayımın oğlu. Diyelim ki verdin kiloyu. Lan deriler sarkacak. Değer mi ya? Değer mi? Askere gideceksin diye değer mi böyle bir tantanaya ya? O kiloyu alırken zaten bedelli askerlik parası ödüyorsun bir de. O kadar kilo kolay alınmaz, ucuza alamazsın o kadar kiloyu ya. Yakarken de bir bedelli askerlik parası daha vereceksin. Değdi mi a**ayım? Askere gidiyorum. Şöyle bir file aldık. Çamaşır filesi. Aynen. Ondan sonra böyle çoraplar var. Bunlardan ikili giy dedi Mevlüt. Aynen de üst üste. Güzel asker çorabı mı? Yeni adı güzel. Yeni adı güzel asker çorabı. Ha. Şunu giy gel.
Bu bana olmayacak ama. Bana olmaz zaten. Bana da olmayacak. Aldık ama. Ne beden aldın sen bunu? Olmaz bu. Ya olur da dar olur. Asker abi vardı bir tane, ondan aldık. Ne yapıştın asker çorabı? Çok da güzel oldu lan. Çok yakıştı oraya. Anı oğlum. Asker çorabı. Böyle tıraş çantası lazımmış. Olur. Boyun cüzdan tak. Şimdi neden boyuna takıldığını anlatır mısın cüzdanın? Ya parkada, evet parkada şimdi cüzdan, parkayı çıkarıyorsun koyuyorsun. Kimin parkası, herkesin de aynı kıyafeti olduğu için karışmasın tabii, diye. Tabii tabii. Bak vatka iyi mi bu? Vatka. Bak bu vatkaları da İş anlatalım. İş görür mü? İş görür. Şimdi sizin orada giyeceğiniz botlar tabii ki ayağınıza göre yapılmış şeyler değil. Çünkü herkesin taraklısı, bilmemesi uzunluğu, kısası ayağı var. O yüzden bunu alıyorsun, ayakkabının arkasına şöyle topuğun burasına doğru takıyorsun. Takıyorsun ki ayakkabı vurmasın. Böylelikle daha rahat bir askerlik geçir. Çünkü orada şey şansın yok. Komutanım benim ayağıma vurdu bu. Ben bugün gelmeyeyim. Öyle bir şey olmadığı için. Pudra aldın mı? 2 adet talk pudrası. Tam senin dediğin. Peri'de talk pudrası. Ben demedim miydi talk pudrası diye? Bu ne oğlum? Veren pudrası. Niye ya? Olsa adam gibi pudra dedim. Olsa antiseptik pudra dedim sen. Bu ne oğlum? Bebeler için. Bebe yazıyor lan. Bebe ve çocuklar için yazıyor. Bebek de değil. Bebe ve çocuklar için ne demek oğlum? Bebe. Ama sen... Aa, götünü mü sileceksin bundan değil mi? Sen pişik dedin... olma diye. Sen dedin ama talk pudrası dedin. 30 tane adam çıkaracak pudraları. Ot, yutak, bilmem ne, cahtar, cüttar. Koca oğulları pudrası bilmem ne. Koca oğulları. Bebe pudrası. Toz koparan pudra falan diye böyle. Bir tanesi köyünden toprak getirmiş, onu sürüyor böyle. Sen çıkıyorsun bebe pudrası, olur. Bunda pişik olmamak için... Bir de aynı zamanda işte ayağında işte şey yapmasın, mantar, yara, terliyor ya sonuçta, terde kalıyor. Bir de bot kapalı. Onun için şey yapıyorsun. Bu ne, lens mi? Boya. Ayakkabı boyası. Ayakkabı boyası. Bir de bir tane kan taşı. Tamam. Ya kesmezsin kendini herhalde diye düşünüyorum da senin alışkın değil bu. Ben keserim kendimi. Biraz bu hassas. Jilete alışkın değil bu. Evet. Bu keser kendini, kan ya taşı ayağı lazım. Ayağı bile hemen yara oluyor. Belli ki cildi hassas. Biraz. Evet, çok öyle hassas bir bünyem var benim. Bitmedi. Devam ediyor. 2 tane bere. Ha, bu bere mi? Boyunluk, ha. Boyunluk. Nasıl boyunluk lan bu? Kafandan geçir işte. Çok dar bir boyunluk değil mi? Ne bu BDSM boyunluk gibi bir şey mi bu? Asma gibi. Asma. Ben hazırım. Biraz dar bir boyunluk, evet. Ah, bere. Süper. Asker beresi. Aynen. Asker yazıyor şurada. Harbi de mi? Ha, yeterince anlaşılmıyormuş gibi parkayla. Siz anlamazsınız askerim ben. 2 tane çorap var kalın. Nasıl, 2 tane mi aldın çorap? Yok, kalın 2 tane aldım. Ha, kalın 2 tane. Eldiven aldım 2 tane. Eldiven önemli, evet. Çok al. Önemli. Ellerim benim çok üşür. Ellerim hassastır. Muradım hassastır, bakmayın böyle hassasım göründüğüne. Ben. Hassastır Muradım. Soğuğu hiç sevmem, ben sıcak adamım. O bizim o. Gözlük veriyorlar abi. Şey. Asker gözlük. Subay olarak yapıyor ya aslında. 5 tane, 6 tane fanila, 5X large. Çok mantıklı. Ve anca sığdım yani 5X large'a. Ne dar kalıplar bunlar. İçlik, alt üst 1 tane. Çok iyi. Bunu da sana aldım abi. Bu biraz dar olur bana. Çok kötü olsun. Şunu çek. Sündür geçecek. Kalk. Şimdi hocam ben çok fazla bilgi sahibi değilim. Askerde hayat nasıl oluyor, düzen nasıl oluyor, sabahtan akşama kadar ne yapıyoruz onu çok bilmiyorum. Bir de ben liseden beri hiçbir düzenim olmadı. Süper. Hep öğleden sonra uyandım. Süper. Yürümedim düzgün mesela. Hep böyle yürüdüm yani. Hep ne yapacağız şimdi? Abi bir de Murat hiç yürüyüşünü gördün mü? Bak normal adam yürümesini gösteriyorum, ayağıma bak. Normal insan yürümez. Bir de Murat'ın yürüyüşünü gösteriyorum şimdi. Hayır. Yanlış. Yani abartılıyor. Şimdi düz, doğrusuna bakılsın şimdi. Sol düz, sağ açık. Yo, o da açık. Ya sen açık. Oğlum duruşunda sen açık zaten açtın. Ya. Duruşunda böyle duruyorsun sen zaten. Sen böyle ya. Açtın ama. Ben böyle mi yürüyorum? Ya tamam, bazı exaggeration'lar olabilir. Exaggeration'a bak, %300 arttırıldı exaggeration. Şu ne lan? Neyse orada yürüyorsan... Onun da sebebi ucuz herif. Ben omuriliğim... Benim omuriliğim yamuk. Ben istediğimde düz durabiliyor mu? Durabiliyorum ama ağrıyor. O yüzden açıyorum bunu. Böyle durunca ağrıyor. Senin şuran yamuk diye
Ayağım mı açılıyor yani? Bana bunu mu iddia ediyorsun? Sağ aşağıya mı sol aşağıya mı ne basıktır? Milimetrik olunca oynuyor. Ya, var işte ya öyle bir şey. Doktor dediydi. Komutana da bunu anlatırsın. Komutanım benim şimdi burada bilmem ne L3 şey olduğu için benim bu ayak açılıyorsun. Sen gibi Polaskale döver yemin ediyorum seni. Orada yürürüm ya ağrıya ağrıya. Ne oluyor şimdi hocam? Sabah ne yapıyoruz? 5.30 kalkış. 5 mi 5.30 mu? 5.30. Bizde 5.30'du. 5.30'da kalktık. Özür dilerim. 5 ne kaçta kalktın umurlarında değil. 5.30 içtima. Ha. Evet. Tamam. Kaçta i̇çtima kalktın? Ne demek? Toplanma. Toplanıyorsun. Nerede içtima. Toplanıyorsun? Atıyorum nerede olduğu ya bir avlusu varsa tamam, orada. Tamam sen nerede toplandın? Bizim binanın önünde çıkıyorsun. Böyle bir alan var zaten. Toplanma alanı her türlü olduk. 5.30'da hazır olacaksın yani. 5.30'da hazır oluyorsun orada evet. Ne zaman kalktın yatağı topladın duş aldın. Duş almadın pardon. Adamın umurunda değil oğlum yani adam kaça kalktığını şey yapmıyor. Tıraşı olmuş olmak zorundasın. Bakarlar bir tıraşı olmuş mu herkes. Olmadıysan? Git. Nereye? Tıraş ol gel. Tamam. O sırada ne oluyor? Ne oluyor? Bütün bölük bekliyor. Oo. Peki bölükte dövmüyor musunuz o tıraş olmayan kişiyi akşama mesela? Yok bir gün yani bu bir kere olursa sıkıntı yok ama üçüncüye? Askeride bir de şöyle bir sıkıntı var. Mesela atıyorum dedin ki ben buna gıcık oldum bu adama. Ben bu adamı döveceğim. Gidiyorum ben sana dedim ki al. Dövdün beni. Dövdüm. Sen yerdesin. Evet. Geldi komutan. Dedi ki kim vurdu? Ben. Kime vurdu? Kime vurdun? Buna. Evet. Tamam. Senin 7 gün, senin de 5 gün askerliğin uzadı. Ben dayak yedim bir de askerliğim uzadı. Bu adam bir şey yapmadı. Adam dayak bu adam duruyordu. Ben geldim vurdum. Bu adamın askerliği uzadı. Normalde diyeceksin ki ya bu adamın bir suçu yok. Bu adamın niye askerliği uzadı? Olay şu. Çok işsiniz orada. Herkesi kontrol etmek çok zor. Bu yüzden bazı kurallar konması gerekiyor. Bu kuralın amacı da şu. Ne sen bu adama gıcıklık yap. Ne sen bu adama fiziksel şiddet uygula. Kimse birbirine bulaşmasın. Herkes görevini yapsın. İşini yapsın ve bitsin bu süreç. Yani amaç biri bu. Dövmesin öteki de dövdürttürmesin. Evet. Gibi bir mantık. Bu arada bütün kurallar en bilgiliden en bilgisize bütün skalayı kapsayacak şekilde yapılır. O yüzden ya ben bunu zaten biliyorum. Bunun doğrusunu biliyorum. Bunun doğrusu aslında böyle olması lazım diyeceğin hiçbir şeyde fikir beyan etme mantık kurma. Çünkü olay şu. Sen bunu biliyor olabilirsin. Başkası bilmiyor olabilir. Kurallar bütün seni de kapsayacak, onu da kapsayacak şekilde kurulur. Evet. Bu yüzden bütün kurallara sadece uy. Hiçbir şeyi sorgulama. Hiçbir şeyde mantık arama. Hiçbir şeyde deme ki biz bunu neden yapıyoruz komutanım. Yok. Biz bunu neden yapıyoruz komutanım. Yürü, yürü. İç, iç. Yat, yat. Yani kalk bu. İçtimaya çıktın 5.30'da. İçtimaya çıktın. İçtimada sayım yapıldı. Herkes burada mı? Burada. Okey. Eksik var mı? Yok. Varsa gitti varsa bulundu. Varsa gene bekliyorsun. Aynen tamam. Bekliyorsun. Badin burada mı? Burada. Yan emin yana mıyız badimizle? Olabilirsin, olmayabilirsin. Boya göre de dizebiliyorlar bazen. Maşallah. Aynen. Şey ya hani nizami dursun. Bak askerlik nizam demek. Anladım. Tamam. Da. Bir şey estetikse Sedat orada yeri sonunda yok. İçtimadan sonra diyorlar ki genelde mıntıka. Mıntıka temizlik demek. Mıntıka evet mıntıka temizliği deniyor ona. Abi ne bakıyorsun? Her gün mü bu? Genelde her gün yapılır. Bakıyorsun sigara izmaritleri, ağaç kabukları, bilmem ne kozalaklar. İşte orada bir şey şunu olmuş mu? Şunu sormuyorsun değil mi? Sigara yerde. İzmaritlerini yere atmasak da ertesi gün toplamak zorunda kalmasak demiyorsun orada. Kime diyorsun bunu? Arkadaş arası en azından. Komutana çok, utanırsın çok da. Çok küçük bir zümrede bunu diyebilirsin. Mesela bana diyebilirsin orada. Ya bana SMS atabilirsin ya. Ömer biz bunu niye evet. Hani yapıyoruz ama sesli yok. Anladım. Sesli tamam. Yapmayalım. Biz şuna odaklanalım. Nerede izmarit var? Burada tamam. Tamam. Alalım izmarit alalım atalım çöpe. Mantıka temizini yapıyorsun. Etrafına bakıyorsun. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse o mahalle temiz olur mantığıyla. Evet. Sen kendi bölgendeki kısımları onlar kendi bölge kısımları temizliyorsunuz. Ve mantıka temizini böylece bitiriyorsunuz. Evet. Mantıka temizinden sonra işte eğitimler başlıyor. Yemek yemediniz. Yemedi. O öncesinde sonrasında yersin. Büyük ihtimal öncesi mantıka temizliği yemekten sonra oluyor genelde. Ondan sonra yapıyorsun. Sonra görevle eğitimlere geçiyorsun. Aa bir dakika onlardan önce. Şurada bir tane tatbikat yapalım. Geldi komutan. Duruyor karşında. Prova mı yapıyorsun? Dur hadi çabuk. Tatbikat ne bana? Prova desene. Ne provası oğlum? Tatbikat ne? Ne provası? Prova kelimesi yok orada. Ay hiç bilemedim ne yapacağım. Dur geldi komutan. Bak yan yanasınız bak yan yanasınız. Yan yana gidiyorsunuz böyle arkadaşlarla. Komutan böyle geliyor. Teker teker selam veriliyor. Geldi 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 geldi. Komutan sana geldi. Merhaba. Ne yapacağım? Bok gibi bakacak böyle işte komutanın suratına. Şey mi? Ne? Neyden? Nereden geldi? Geldi böyle. Ben geldi. Teker teker selam veriyorsun. Sırada mıyım ben? Evet sıradasın. Geliyor komutan geliyor. Bir geçti geçti geçti. Geldi senin önüne. Bağırma şey evet. Bu bir kere böyle değil. Şey gibi Tristamer gibi değil bu. Tamam mı? Tristamer. Bak. Bunların öğretilmesi gerekiyor. Bak öğretiliyordu zaten. Öğretecekler, öğretecekler. Bak selam verme. Selamı böyle vermiyorsun. Avuç içi görünmeyecek. Şu.
Düz. Tamamen düz bak. E şöyle değil. Bak bombeli değil. Şöyle. Ha. Avuççu görünmeyecek. Karşıdan bakıldığında baş parmağın görünmeyecek. Elim acıyor. Baş parmağı görünmeyecek, avuç içinde görünmeyecek. Şu. Bir biraz açılı. Şu. Ha. Bu. Bir şey diyor muyum emredin komutanım? Ha. Merhaba asker. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, pardon. Çok pardon, sağ ol. Pardon diyebilirim. Hayır. Komutanım pardon. Komutanım pardon komutanım. Öyle cinsi var ya. Ya a**ı komutanım ya. Oğlum daha eğitimimi almadım ya. Oturalım o zaman. Evet hocam, bedelli askerlik yapmış birisi olarak bedelli askerlik yapacak olan bana ve bedelli askerlik yapacak olan arkadaşlarımıza tavsiyelerini alabilir miyiz? Şimdi ben bu konuda bilirkişi değilim ilk önce bunu. Yok, sen yaşamış birisi olarak. O yüzden hani bu konu üzerine diyeceklerim gerçek kurum ve kişilerle alakası olmadığını dile getirmek isterim öncelikle. Ben ilk bedelli, bu yeni yasaların ilk bedellilerindenim. Yani şanslı olarak kimilerin kaç gün yapabileceği 21 gün 15 bin liraya giden kesimdeyim ben. İlk bedelli çıktı, ben gittim direkt. Nerede? İzmir'deydim ben o sırada. İstanbul Maltepe'de yaptım. Ne zaman? 2019. Evet. Şöyle sıkışalım. Şimdi benim tabii yaşadığım tecrübeler, oradaki gördüklerim, ettiklerim falan, onlar herkesin yaşadığı şeyler değil. Ne? Şimdi ben anlatınca inanmıyorlar. Şimdi bedelli anlamının daha oturmadığı anda gittiğim için ben bedelliye. Benimki biraz garip geçti. Şimdi bedellerde mesela şey duyuyorum ben, işte gittik abi kitap okuduk. Gittik işte ya bize şey yaptırmadılar, antrenman yaptırmadılar falan. Biz inşaat yaptık. City Skylines oynadı. Çünkü bedel gittiğimiz... Oynadılar sizin. Yani, benim gittiğim yerde Maltepe'de bu tankların çıktığı yer var ya. Evet. Anladığım kadarıyla burası orası. Hmm. O yüzden bura tabii darbe girişimi oluyor, başarısız sonuçlanıyor. Sonrasında burası bir yağmalanıyor gibi bir şeye dönüşüyor. Yağmalanan binaları da daha sonrasında bedeller için kullanmak için açmışlar ama açmamışlar. Yağmalanma derken hocam onu... Bilmiyorum, tam detayını bilmiyorum. Biz gittik. Yani binayı şöyle anlatayım. PUBG oynuyorsun. PUBG'de binalar var ya böyle yıkık dökük, ne camı var ne çerçevesi ne kapısı var. Hmm. İçeride de iki tane yelek var. Onu alıyorsun yerde zaten. Vest aynen, var. Yerde vest var. Öyle, tam olarak öyle bir yere gittik biz. Gittiğimiz binanın ne suyu var. Binada çatışma mı olmuş? Bilmiyorum. Bütün kapılar tekmelenerek kırılmış. Yani bütün kapılar kırık. Yani kilitli olan bütün kapıları kırmışlar. Bilmiyorum nedenini. Ve barikat da vardı içeride. Mesela koridorun ortasında barikat kurulmuş. Bilmiyorum detayını. 2019'da gitmedin mi? 19'da gittim ben. 3 yıl boyunca öyle durmuş orası. Büyük ihtimalle bu olaydan sonra orası kullanamamış. Şimdi Maltepe çok büyük bir kışla. O yüzden içerisinde yani bir tonlarca bina var yapı kullanılan. Kimileri altı duruma gelmiş, kimileri kullanmaya devam etmiş gibi düşün. Bedeller içinde ekstra yere ihtiyaç olduğundan dolayı o altılı olanları kullanmaya karar vermişler. Biz zaten ben gittim. Normalde yani bedelli de bilmiyorum nasıl şey yapıyorlar ama kış içerisinde ulaşımda kullanılan şöyle şeyler var. Call of Duty'de ve Battlefield'da da var o böyle. Büyük kamyon arkası kapalı. İçeriye 47 kişi alıyor böyle. Aynen. Yerde oturuyor ama herkes böyle. Evet. Öyle gittik biz. Merhaba. Merhaba, bavul, evet, bin. Bin. Böyle gidiyoruz, hepimiz oturuyoruz böyle. Sonra bizi bir yere götürdüler. Dediler ki, kıyafet al, parka, palaska. Onu ver, bu botu verdiler. Biz giyindik, gene. Bir daha böyle biliyoruz. Böyle gittik. Sonra biz indik. Binayı gördüm. Cam yok binada. Yok mu? Kırık mı? Kırık yani, tamamen kırık cam. Tamamen demeyeyim de yani %37'si kırıkı kırık camların. İçeri girdik, dağılmış her yer. Kapılar kırık dediğim gibi. Hani böyle bayağı ama şey yapılmış yani, kırılmış kapılar belli. Sonra arkamızdan gene kamyon sesi duydum ben. Metal ranzalar geldi. Neden? Yok çünkü ranza eşya yok. Koğuşta içeride. Ranza yok. Biz ranzaları indirdik. Sizin yatacağınız ranzalar. Biz indirdik ranzaları. Tabii onları kaynaklamasını yaptı sağ olsun asker arkadaşlar. Üst devreler mi onlar? Üst, onlar şimdi şey, biz ilk bedelli olduğumuz için bizim üstümüz yok. Tamam, onlar şey... Kaynağı yapanlar bedelli mi? Bedelli değil, onlar şey... Uzun dönem asker olanlar, aynen. Onlar geldiler, onların kaynaklarını yaptılar. Biz işte taşımalarını ve şeylerini yaptık. Benim tabii yatağım geldi, ben yatağı aldım, koydum. Sıfır galiba gelen yatak. Yok, 87 model. Nasıl? yapım yılı 87, yazıyor üzerinde. Ha, yazıyor mu? Evet, nasıl anlatayım? Yatak bu renk ya, şu renk. Aynen. Yatağın kenarlarında bu renk. Ortaya doğru şu renge dönüyor. Bu renge dönüyor. Yastık geldi. Yastık komple bu renk zaten.
Ya 87'den beri... Ya iki tabur bölük geçmiş üzerine o yastığın belli yani. Yatak 87 yapımı öyle bir şey değil. Ya 83 ya 87. O yatağa yatılabilmesi bence zaten şey yani. Zaten şöyle oldu. Biz ranzaları kurduk. İlk gece uyuyacağız. Dediler ki arkadaşlar dediler. Binada su yok. Su gelecek. Dediler ki etrafta şey yok. Yani çünkü bu arada binada şey de yok. Kantin, mantin hiçbir şey yok. Biz dediler size... Suyu alacağınız yere söyleyeceğiz. Biz yine bir ortaya girelim. Ömer şu an normal bir bedelli askerlik şeyi, herhangi bir bedelli şeyi anlatmıyor. Onu tekrar söyleyelim. Evet, şu an her şey oturdu. Koğuşu yapıyorlar şu an. Yani biz bizden sonraki gelecekler koğuşunu inşa ediyoruz. Bizden sonraki de öyle bir şeyle uğraşmıyor. Normal askerlik bedelli şeyine döndüler yani. Ömer bedel alıyor. Aynen. Bu iş ben için... bedel ödüyorum. 15 bin liraya bu kadar abi. Yani ne 180 bin lira mı ödedin sanki? Ondan sonra, tabii ondan sonrakilerden zaten 30-50 bin lira aldılar. O yüzden şey hizmet yaptılar. Kalitesi artmış. Evet. Akşam oldu. Dediler ki yemeğe gidecek. Nerede? Tamam dedi. İçtima oldu. Yani toplandı herkes. Kat odağında mı yemek yeniliyor? Yürü dedi. Nereye biri kadar? Çıktı bilmiyorum. Yetkili görünen biri bilmiyorsun tabii o sırada yani. Biri yetkili görünüyor yani. Biri yürü dedi. Biri yürü deyince 600 kişi onu takip ediyor tamam mı? Patikadan yürüyoruz. Kar var bir de. Ocak ayında gittim ben. Hmm, İstanbul'a 5 gün kar yağıyor. Aynen o 5 günde ben oradayım. Gittik. Yürüyoruz. Lan 20 dakika geçti yürüyoruz. 30 dakika geçti hala yürüyoruz. 40 dakika oldu. Vardık bir yere vardık. Kadıköy'e geldiniz. Bir yere vardık. Binaya girdik. Yemekhane dediler. Yemekhanede aldık metal tepsiler. Metal tepsi alınca şey oldu. İlginç bir şey oldu. Şimdi tutarsın böyle. Bak tut. Elini uzat. Heh. Şimdi normal tutarsın. Grip eder değil mi böyle? Evet. Ben de şöyle tuttum. Niye lan? Yağlı. Ya şöyle. Ha yaptım falan böyle. Neyse adam şey yaptı böyle. Pilav var. Tamam mı? Dışarıdan pilav olarak görünüyor. Şeye koydu ya tepsiye. Tepsiden şöyle bir ses geldi bak. Bir şey daha verdi hatırlamıyorum. Köpekler geçiyor yanımızda böyle. Tabii soğuk içeride köpekler. Şurada köpek kakası var. Çatal var. Çatalla kayıyor. Kaşıkla şöyle bir pilav aşı yaptım. Pilav hani bütün ya. Kaşığı tut koydum bütün pilav geldi böyle kaşıkla. Sonra çatalla hani eze eze. Onu şey yaptık soğuk zaten. Şimdi o zaman öğrendim ki da biz hani yeni bina şey ya. Yemekhane de yeni daha o da oturmamış. Evet. Neyse akşam uyuyacağız böyle. Şimdi gittik hani yatak dedim ya böyle renkli bilmem ne. İşte evet. Gradient var yatağın üzerinde. Kokuyor. Ne kokuyor? Bir de kafamdaki cam da şey kırık. Bak. Sokmuyor. Bak. Ben burada yatıyorum. Bak burada yatıyorum. Şurada cam. Ve kırık kar yağıyor. Bu, örteceğim. Bir dakika. Örteceğim. Hani üşüyorum ya. Evet. Kafama ya, kar yağıyor ya. Örteceğim. Örtüyü örttüm. Bok kokuyor. Çıkarıyorum kar yağıyor. Sen benim eve o yüzden çok zorlanmamışsın. He, pijamam üstü mü öyle bir şey. Bir şey vardı onu çıkardım içinden kafamı örttüm. Öyle uyudum şeyde o gece. Bir gün sonra mı camı yaptılar? Siz yapmadınız mı? Bilmiyorum yani ben askerler yaptı da bize yaptırmadılar öyle şeyleri. Bunlar anlamadılar. Aynen bunlar dediler ne bilecek daha kim ne o da belli değil. Aradan bir gün geçti. Sabah içtimadayız. Benim varsa başka dertli acı anıların alalım yoksa da bitirelim bu videoyu burada biz. Ben askere gideceğim çünkü artık. Yani demem o ki. Aynen bir toparla bakayım. Uzun lafa kısası Murat'cığım. Evet. Orada çok garip şeylerle karşılaşabilirsin. Evet. Ama karşılaştığın şeyde asla şey yapma. Ben bunu niye yaşıyorum deme. Evet. Sadece yaşa ve bitsin. Askerlik bence öyle geçirmesi gerekiyor. Akışına bırak dedin. Akışına yani. Bırak. Yani parmağın tamam. Kopmuş. Ne yapacağım şimdi değil yani. Sağlık olsun ya. Öyle. O zaman şey yaparız. Beni biriniz götürün Manisa'ya. Benim araba sanayide kaldı. Beni birin Manisa'ya götürsün ya. İzmir'de var mı tanıdık? Kardeşim böyle askerlik olmaz ama. İzmir'de var mı tanıdık? Arabayla beni Manisa'ya götürecek. Ben mi bot bağladım birader? Sen yapma zaten. Biri götürsün. Onunla mı bot bağladın? Ya oğlum yardım istiyoruz. Git kardeşim kendi kendine. Otobüsle gitmek istemiyorum. Senin bir günde gitme iznin yok mu? Var. Tamam git. Gideceğim işte uçağa bineceğim. Git. O zaman bu videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Başta dediğim gibi yorumlara cevap veremeyeceğim, story atamayacağım. Sizi sevmediğimden değil.
Askerde olduğum için. Tuşluya zor oluyor biliyor musun? Aynen evet. Asker senle yazılmıyor. Durum bu şekilde. Askerden önce görüşürüz diyorum. Hadi gittik biz o zaman. Çok teşekkür ederim. Bu video benle mi bitti gerçekten? Naim abiye gitmeyecek misin buradan? Yok. Askere gidiyorum oğlum, uğraşamam ya. Asker yok ya. Sohbeti benle mi yaptın gerçekten? Senle yaptım askerlik. Süpermiş. Bedelli asker. Bedelli asker.